Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Salavat. Şimdi iki üç tane ders yerimiz vardı. Bir tanesini yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz aylarla münasebetler. Üç aylar hangi esmaya bakıyor? İsmi azam noktasında abi. Üç ayların içerisindeki mübarek gecelerin... Hususan Kadir Gecesi'nin yani üç ayların enfüsü manası. Dersimizin bir başlığı da o Hasan abi. Çok güzel. Malumunuz külliyatta çok yerlerde geçiyor. Ben şimdi e, burayı okuyacağım. Ondan sonra tahtaya konunun mahiyet suret hakikatını, kanunetini yazacağım. Değiştirebiliriz. Yani benim kanaatim şimdilik böyle. Ama dersin içerisindeki veya sizin katkılarınızla sileriz şeyini yazabiliriz. Olması gerekeni yani şöyle bir giriş yapmak istiyorum abi. Çok ehemmiyetli gördüğüm için özellikle bizim bulunduğumuz abi Ege'de bu risan dersleri çok zayıf vesaire gruplar bu şekilde ders yapılmıyor. Medresecilik yok Hasan abi. Öyle değil mi? Çok zayıf yani. Böyle hani getirip bir mevzu anlatıyorsun. Adam sanki ben Kara Davut'tan bir mesele anlatıyormuşum gibi abi. Şaşırıyorlar bu biz böyle duymadık diyor adam yani. Yani mütalaa ediyorsun, müzakere ediyorsun. Ondan sonra İrsan'daki metni nazara vermeye çalışıyorsun. Yani bir garip geliyor. Sanki adamlar daha önce işte dediğim gibi Kara Davut'tan okumuşlar gibi şey yapılmış gibi. Şimdi Risale-i Nur vaaz değil vaaz. Sohbet de değil. Peki ne? Çok kuvvetli marifeti ilahiyenin dersi abi. Çok kuvvetli. Bir cümle okumak istiyorum ben şuradan. Ondan sonra mektubuma geçiyorum ben. Risale-i Nur ehil olanlara velayet-i kübra feyizlerini veriyor diyor abi. Bu eski işaret cihaz yok mu ya? Bu yeni basım da abi sayfasını gözüm alışmış şimdi. <laughs> Mehmet verir misin oradan? Eski basım var mı? Bakın şu cümleyi tane tane okuyorum. Nasıl bir ders veriyor bakın. Sual, şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Cevap yoktur. Çünkü sanatı fıtriyesi iktizasınca. Abi cümleyi bir daha okuyorum sanatı fıtriyesi iktizasınca hatırlarsanız külliyatta şu cümle çok geçiyor. Madem eşya var ve sanatlıdır o zaman onları yapan bir bu ustası var değil mi? Allah her şeyi yaratmış. Her şeye bir sanat yüklemiş. Şeytan da Allah yaratmış abi. Ona bir sanat yüklemiş. Ne yapıyor adam? Hasan abi ne yapıyor? Evet işini yapıyor. Bak devam ediyor. Sanatı fıtriyesi iktizasınca kalbi daima iddial tilkin için fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor. Bakın bize Allah'ın sanatını marifet nasıl olur? Allah nasıl tanınır? Ben burayı hani değişik bir mesele oldu. Şeytan üzerinden bize o dersi kazandırıyor. O bilgiyi veriyor. İşte Risale-i Nur çok kuvvetli marifet-i ilahiyenin dersi. Şey değil yani bir sohbet tarzı, bir vaaz tarzı öyle bir şey değil. Şimdi benim okuyacağım şu alardan 493'ten okuyorum. Bismillah Subhane Aziz Sıddık kardeşlerim. Bu mektubun da tahlilini yapmış olacağız. Bu mektubu tahlil edeceğiz. Ve mahiyet suret hakkat burada var. Kanuniyet de nasıl geçiyor onu da göstereceğiz. Mevzuyla çok münasebettir. Aziz Sıddık kardeşlerim. Bugün manevi bir ihtar ile sizin hesabınıza bir telaş, bir hüzün bana geldi. Çabuk çıkmak isteyen ve derdi maişet için endişe eden kardeşlerimizin hakikaten beni müteellim ve mahsun ettiği aynı dakikada bir mübarek hatıra ile bir hakikat ve bir müjde kalbe geldi ki 5 günden sonra çok mübarek ve çok sevaplı ibadet ayları olan şuhur selase gelecekler. Her haselenin sevabı başka vakitte on ise Recep-i Şerif'te yüzden geçer şaban Muazzam'da 300'den ziyade ve Ramazan-ı Mübarek'te bine çıkar. Ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyli Kadir'de 30 bine çıkar. Bu pek çok uhrevi faydaları kazandıran ticaret ve uhreviyenin bir kutsi pazarı. Bir, ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri. iki ve 3 ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden şuhuru selaseyi. 3. böyle biri 10 kar veren medrese Yusufiye'de geçirmek elbette büyük bir kârdır. Ne kadar zahmet çekilse aynı rahmettir. İbadet cihetinde böyle olduğu gibi nur hizmeti dahi nispeten kemiyet değilse de keyfiyet itibariyle bire beştir. Çünkü bu misafirhanede mütemadiyen giren ve çıkanlar nurun derslerinin intişarına bir vasıtadır. Bazen bir adamın ihlası 20 adam kadar faide verir. Hem nurun sırrı ihlası siyaset kahramanlık damarını taşıyan, nurun tesellilerine pek çok muhtaç bulunan, mahpus biçareler içinde intişarı için bir parça zahmet ve sıkıntı olsa da ehemmiyeti yok. Derdi maaşet ciheti ise, zaten bu üç ay ahiret pazarı olmasından her biriniz çok şakitlerin bedeline, hatta bazınız bin adamın yerinde buraya girdiğinden, Elbette sizin harici işlerinize yardımları olur diye tamamıyla ferahlandım ve bayrama kadar burada bulunmak büyük bir nimettir bildim. Mektubu okuduk. Şimdi Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam meşhur bir duası var. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır. Şimdi Ramazan'dan azamiyet derecede istifade etmenin formülü bu hadiste zikredilmiş. Recep ve Şaban'da yapılan hazırlığa bağlı. Mesleğimiz noktasından Recep ve Şaban'da ne yapacağız, ne yapmamız gerekiyor? Recep Allah'ın ayı. Marifetullah. Risale-i Nur'da mesela iki tane risale benim çok nazarıma çarpıyor Allah ile alakalı. İkinci şua ve yedinci şua. Bu risaleyi anlayarak okuyan, imanını kurtarır. bu çok büyük bir cümle. Bugün bir tarikat şeyhi e, dese ki, benim şu sözümü anlayan imanını kurtarır. Bu çok ciddi bir cümle yani. Üstad Hazretleri bunu ikinci şua için söylemiş. Yedinci şua ayetel kübra için dağ gibi imanı olmak isteyen, değil mi? elde etmek isteyen ayetel kübrayı elde etsin. Ayetel kübra ilmelekin, ha Aynalekin -E hakkal yekin. Merati bir iman seviyesinde muhatabını değil mi? Seyri sefer ettiriyor ve Hazreti Ali 7. şua için Hasan abi uzak mesafelerden Küçük şeyler gözükmez, büyük şeyler gözükür demiş. 7. şua için söylemiş abi. Ve Üssi Hazretleri yedinci şuayı telif etmiş. Bakın ikinci şua var. 22. söz var. Başka bir risale telif ettirilmiş. Yedinci şua. orada Allah'ı anlatan en cami külli risale 7. şuadır. Ve Mehmet abi manevi canipten Hazan abi müdahale edilmiş. Yani bu kadar taşidat bu fazla değil mi yani? Abilerin ifadesinde... Ee, Hazretleri'nin öyle söylediği yani bu bile yetmeyecek dediği rivayet edilmiş yani. Allah Allah. Bu bile yetmeyebilir demiş yani. Zaman öyle dehşetli abi. Bak. Devam ediyorsun değil mi? Evet, evet, evet. Bu bile şimdi biz recepte şaban'da ne hazırlık yapalım ki Ramazan'da bereketli geçsin bizim için mesleğimiz noktasının iki tane risale abi. Recep Allah'ın ayı olduğu için marifetullahı İkinci e, ikinci şua ve yedinci şua bir okunsa böyle bir iki münasebet kurulsa Ramazan için abi mükemmel bir hazırlıktır Recep ayında. Şaban ayı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ayı abi. Peki Şaban ayında ne yapacağız? Şimdi Şaban'dayız. İki tane risale, üç tane risale benim nazarıma çarpıyor. Dördüncü lema minhaç-ı sünne. On birinci lema sünnet-i sene risalesi. On dokuzuncu söz şahsiyeti maneviye. On dokuzuncu mektup Risale-i Ahmediye. Bu dördü bir okunsa, böyle bir münasebet kurulsa Peygamberimizin maddi manevi, şahsiyeti manevisiyle Ramazan için abi mükemmel bir hazırlık yapılmış olur. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Bak mesleğimiz noktasında nasıl mübarek olacak? Evet bu dediğim 4-5 tane Risale eğer müzakere mütala edilse bir okunsa mükemmel bir hazırlıktır. Recep Allah'ın ayı marifetullah. Şaban Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ayı Muhabbetullah. Ramazan ümmetin ayı Lezzet-i Ruhaniye abi. Marifetullah, Muhabbetullah, Lezzet-i Bu sıralama nerede geçiyordu? Hatırlayan var mı abi? Risale'de bir yerde geçiyordu ama. Evet 20. mektup evet. 20. mektuba geçiyor. Marifetullah, Muhabbetullah, Lezzet-i Şimdi dersin bir yerinde gelecek. Bunun enfüsü manasına gireceğiz bu üç ayların abi. Mahiyet, Hakkat, Kanet, Sureti. Mahiyetten başlıyorum. Bunları izah, dersin içerisinde izahatları var tahtaya yazamadık şimdi ya elektrik. Yedirelim yedirelim ya. Evet. Şimdi üç ayların sureti, suretinden başlayayım. Ziraat ve ticaret, hasenat ve sevap kazanmak. Ziraat ve ticaret sureti. Kanuniyeti, insandaki maddi manevi cihazatların teveccüh ve rağbet ettirilmek istenmesi. E, mahiyeti, tenezzülat ilahiye. Hakikati de muhatabiyet. Abi. Mesela Recep, Şaban, Ramazan. Bu süreçte ne oluyor? Recep'te bir kısım ameliyeler yapılıyor. Şaban'da bir kısım devam ediyor. O, hatta hatırlarsanız bu İhlas Risalesi'nin sonunda bir mektup var. İbadet aylarının girmesiyle sair evradı Risale-i Nur'un yazısına tercih edenler olmuş. 3 aylarda okunması gereken evrat ve eskarlar var. Şimdi Recep, Şaban bir amele ve Ramazan girince yemeği içmeyi de bırakıyorsun. Son 10 girince itikaf da geliyor. Ömründe bir kere son 10 gün itikaf yapmak sünnetmiş Hasan abi. Ömürde bir kere abi. Sonra Kadir Gecesi'ne geliyor. Üç aylardan maksat ne? Bakın e, hakikat noktasında abi insanın Allah'a muhatap olması mahiyeti ilahiye de tenezzülat abi. Gel dedim elektrik. Geleceğim. Tamam. tamam yazayım ben oraya. Bir daha söyleyeyim. Sureti ziraat ve ticaret yapıp hayır ve hasenat kazanmak. İnsana bakan abi. Kanuniyeti maddi manevi cihazatı teveccüh ettirmek. Rabet ettirmek. Hakikati muhatabiyet. insanın muhatap olması. Maddi manevi Cihazları abi. Yani rağbet ve teveccüh yazmışım kanuniyete. Üç ayların kanuniyetine yani? İnsan değil ya abi kanuniyet. Bakın mektubu okudum ben. Şimdi burada e, üç tane zikretmişti ya abi. Bu üçünü bir noktayı nazardan hani kanuniyet şey e, hakikat mahiyet suret desek kanuniyetle de insanlar bakın mektup e, şeyle başlıyor. Yani çabuk çıkmak isteyen ve derdi maişet için endişe eden kardeşlerimize bu hakikati söylüyor. Yani kanuniyet insan da Hasan abi. O yüzden abi. Ben yazayım oraya o zaman da. Kalem var mı? Kalem nerededir? Şurada Nerede? Televizyonun arkasında. O şey yaz... açar mısın Furkan ben yazayım ona. Nereye? Şimdi ben gördüğümü yazıyorum abi. Sureti. Ziraat ve ticaret. Hatırlarsanız bu tarz bir ifade Ramazan Risalesi'nde var. Yedinci nüktede. Şuraya parantez <laughs> için. Evet abi. Şu Uzun olur diye... Bir cümle, kısa cümle kurdum. Teveccüh ve rağbet, maddi manevi cihazların Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesi. Parantez yazmıyorum ben onu. Yazayım mı? Evet. Altına da Okunuyor değil mi yazı? <laughs> cihazların. Tıp okuduğun için sen. <laughs> maddi manevi cihazların Cenab-ı Hakk'a teveccüh ve rağbet. Hakikatı, muhatabiyet. Mahiyeti ise tenezzülat abi. Mahiyet Cenab-ı Hakk'a bakıyordu. Şurayı bırakayım. <laughs> kalemi. Masama koyayım tamam. Şimdi üç ayların hakikat noktasında bir serüven başlıyor dedik ya. Recep, Şaban, Ramazan. Peki ne oluyor o süreçte? Maksat ne yani? Maksat Mehmet abi Allah'a muhatap olmak, Kur'an'ın an anın nuzulünü tekrardan yaşamak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an Mehmet abi. En büyük eğer Allah katında daha değerli bir şey olsaydı ona en büyük mucizeyi başka bir şey verirdi. Peki Kur'an nasıl mucize abi? Bakın bu Musaf'ta gördüğümüz o mahluktur, yazıdır. Kur'an mahluk değil. Kur'an bir geceye inerse abi bir daha söyleyeyim. Kur'an bir geceye inerse o gece Kadir gecesidir. Yani sana Kur'an-ı Kerim senin Kur'an'ın sana nuzul edecek. Bu Risale'nin orada çok geçiyor bu cümle. Kur'an'ın içinde binler Kur'an var diyor. Öyle değil mi abi? Peki 3 ayların bakın çok ehemmiyetli abi. Üç ayların altını üstünü çiziyorum. Parantezini söylüyorum. Dikkat çekmek için kullanıyorum abi. Muhatabiyet abicim. Sen üç ayların geçti. Aa, çok güzel yemekler yedin. Aa, çok güzel şeyler yaptın ama abi. Kur'an'la alakalı sana bir şey olmadı yani. Bir feyiz yok. Bir mana yok. O zaman üç aylar olmadı ki. O hani birinci sistemin neticesinde o bütün ameliyeler yapılıyor ya abi. Ne o? Niçin yapılıyor o, Sistem niçin işlemesi gerekiyor? Muhatabiyet. Allah muhatabı nasıl oldun? Kur'an sana nuzul etti mi Ali abi? Kur'an nuzul ederse sen o üç ayları bereketli geçirdin abi. Bakın şurayı okuyayım ben burada söyleyeyim. Beş günden sonra çok mübarek ve çok sevaplı ibadet ayları olan şuhur selase gelecekler. Şurada üç tane söyledi bir altta. Üstte de her hasenin sevabı başka vakitte on ise. Yani üç ayların dışındaki o dokuz ayda bir hayır iş yaptın en az 10 sevap var. Bir Kur'an okudun bir harfe 10 sevap var. Ama Recep-i Şerif girdiği zaman... 100'den geçiyor. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade, Ramazan-ı Mübarek'te 1000, Mübarek gecelerinde Leyla'ya kadar da 30 bin. 30 bine kadar çıkıyor. Bir yerde bu noktayı nazar anlayıp birisi dedi ki ya ben 1 milyon sevap istiyorum dedi. Bu 30 bin az geliyor bana. Ticaret erbabı birisi abi. Hakikaten öyle. 30 bin az yani 1 milyonun yanında. Buradaki abi Kur'an'ın muhatabı cumhur avam olduğu için potansiyel manada umumun istifadesi nazar almak bu rakamlar kullanılmış. Normalde sen ehil olursun bu rakamları çarparsın, bölersin, toplarsın. Yani bu mahiyet insani ile alakalı bir durum. Okay abi. Bakın Risale-i Nur'da dört tane şu ifade var. Şimdi gelecek. Şurada geçiyor abi onu göstereyim mi? Bakın 3 ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden şuur selase. Şimdi Risale-i Nur'da 4 tane bu ifade var abi. 4 farklı şey için kullanıyor. Okuduğum için söylüyorum. Topladım yani. 1. 3 aylar şuur selase 80 sene manevi bir ömrü kazandırabilir. 1. 2. Ramazan kazandırabilir. Aynı bu ifade var. 3. Kadir gecesi kazandırır. 4. 4 de var. Ne olabilir abi? Hizmet kazandırabilir diye. Şimdi onu yerinden okuyorum ben. Çünkü bunu Şaşıranlar oluyor. Yoktur ya. Böyle şey. Abi, abi <laughs> senin kitabına git. Yok benimkinde yok mesela. İzmir layıkısına. Bugün abi bu 11. sözde hani şöyle bir cümle var. İki gruha ayrılıyorlar. Kainat sarayına giren. Sağ taraftaki sağ gruha gidenlerin yaptığı işler o padişah ezelinin hoşuna geldiğinden diye. Normalde hoşuna gittiğinden de bizi lazım Öyle değil mi abi? Birisi de sonra dedi ki orada basım hatası var dedi. <laughs> Peki niye hoşuna geldiğinden diyor, gittiğinden demesi lazım. Şimdi oradaki mesele kainatın tılsımı mulakını anlattığı için, bir nevi miraç olduğu için oradaki yani Cenab-ı Hak canibinden anlatılıyor. Çünkü kainatın tılsımı Allah koymuş, o canipten anlatılıyor. Aşağıdaki yapılan işler onun hoşuna geldiğinden. Hani güzel sözler ona yükselir ya abi. Miraç'ta uruç etmek yükselmek ya. O yüzden o cümleyi kullanıyor. Hoşuna geldiğinden. hani metnin münasebetinden çıkıyor. O münasebeti kurmasan gittiğinden olması lazım. Ne evet. Bunu yerinden okuyorum ben şimdi o hizmetle alakalı abi. 180, 181. Mübarek Ramazan'ın Leyle-i Kadir sırrıyla 83 sene bir ömrü manevi kazandırması sırrı hikmetiyle ve Risale-i Nur'un şaketlerindeki sırrı ihlasla tesanüt ve iştiraki amal uhrevi düsturuyla her bir sadık şakirt o fevkalade manevi kazancı elde edeceğine. Abi bak burada hizmet için söylüyor. Yani mübarek Ramazan'da bir sır var. Leyli-i Kadir'de bir sır var. Evet. Ona mı atfediyor yoksa Leyli-i Kadir'deki kazanır Oradan demek? Abi dört tane böyle ayrı ayrı ifade var. Bu 80 sene bir ömrü ehli imana diyor ya. Dört tane ayrı ifade var. Bu da hizmet için. Bir daha okuyorum. Evet. Mübarek Ramazan'ın leyle Kadir sırrıyla. Burada leyle Kadir için söylüyor. Başka yerde Ramazan için söylüyor. Emir Dağ'la aykasında. Mübarek Ramazan'ın Leyli Kadir sırrıyla. 83 sene bir ömrü manevi kazandırması sırrı hikmetiyle. Bu tamam. Ve Risale-i Nur'un şakitlerindeki sırrı ihlasla tesanüt. Ve iştiraki amal uhrevi düsturuyla her bir sadık şakirt o fevkalade manevi kazancı elde edeceğine. O manevi kazanç ne? 80 sene ömrü vaki. Yani ne demek 80 sene ömrü baki? Şimdi bu bir insan ömrü. 80 sene sen ne kadar hayır hasenat yaptın. Eğer Üç ayları güzel geçirirsen, Ramazan'ı güzel geçirirsen, hizmeti güzel geçirirsen, kaç tane abi ömür yapar 80? Bakın demin bir şeyi söyledim ben. Birisi dedi ki ya ben 30 bin yazıyor burada dedi. 100 bin yazıyor. Ben 1 milyon istiyorum. Sırrı abi bizim mesleğimiz de hizmetle bak. Her bir sadık şakirt diyor. Düşünsene senin her bir dakikanın 80 sene ömrü olduğunu abi. Öyle değil mi? Yani buradaki rakam, Cumhur için söylenmiş. Potansiyel manada her anda o var yani. Üstadın kendi ifadesi abi. Dört tane. Bir, üç aylar için kullanıyor. İki, Ramazan için kullanıyor. Üç, leyle Kader için kullanıyor. Dört, hizmet için kullanıyor. Dört tane böyle 80 sene manevi ömür var. Kazandırabilir. Bunları geçirdiğimizi düşün güzel adab Erkan'a göre. Bir bakacaksın gitmişin ahirette. Sen 80 sene yaşadın. Önüne bir işte Zehra Paru geliyor. Bakın 5000 bin sene yaşamış. Yani bu rakama, Cenab-ı Hak sonsuz ya abi. Sonsuz olduğu için sonsuzdan trilyon çıkar, gene sonsuz kalır. Ee, Üssü Hazretleri Barla layıkasında Ramazan'ın bir dakikası olarak başlıyor. Ramazan'ın bir dakikası, bir saati, bir günü şu kadardır diye. Hatırladınız mı abi? Evet. Bakın Ramazan'ın bir günü. Terazinin bir kefesine koy Ramazan'ın bir gününe. Dokuz ayı koy. Hangisi ağır geliyor? Ramazan'ın bir günü. Bu çok önemli. Bakın Ramazan için söylediği şey, bunu şimdi başkasını anlatmakta zorlanabiliriz. Bakın Ramazan'ın bir günü o 80 sene manevi ömrü kazandırabiliyor ya, o potansiyel var. Şimdi okudum bak hizmet için de var. Bazen olur ki sen adam bir kelime söyler. Evet, bir iş yapar. 80 sene bir fiil çalışmakla o rahmet hazinesinin kapısı açılmaz diyor. Açılmamış diyor. Ama senin o hareketinle açılıyor, o fiilinle. Hizmetin içerisinde de her an bakın 3 ayların Ramazan'ın evet Leyla Kadir'in ve bunun daha müşah şeyleri var. O kazancı var ya bir hizmetimiz var. Peki nasıl varmış? Bir daha okuyayım tekrar edeyim. Önemli olduğu için. Şeyde vardı ya bu abilerin hani şu kadar hizmet etti diyor. Şu kadar birkaç... Yani evet iki senede Hasan Feyzi abi değil mi? benim yerime gitti diyor. İki senede 20 senelik yüz senelik iş gördü dediği abilerimiz var. Peki nasıl elde edeceğim ben 3 aylanın Ramazan'ın o müthiş kazancını? Sırrı ihlasla tesanüt ve iştiraki amali uhrevi abi. Üç tane sayasın abi. Ne kadar enteresan değil mi abi? Bakın o şeye gelebilir miyiz? Kanunluya suret yazdım ya sildik mi onu? Bunları hangi noktayı nazardan söylüyorum? Orayı açabilir miyiz? Muhatabiyet yani üç aylardaki süreç niçin işliyor? Ne elde edeceğim ben? Üç aylar bittiği zaman ne olmuş olması lazım? Senin Kur'an'ının sana nuzul etmesi gerekiyor. Kur'an içinde binler Kur'an var. Her meslek ve meşrep sahibine birini verir. İşte nasıl bakın bu çok önemli. Risale'de aynen geçiyor. Nasıl e, Kur'an-ı Kerim sebep, olay ve hadisata binaen inmiş. Manasının anlaşılması da da sebep, olay ve hadiseye binaen muhatabına ilham oluyor. Ya ilham olur, ya sunat olur, ya işaret olur, ya ihtarat olur. Bunun en mühim zamanı 3 aylar hususan Ramazan Hususan son 10 gün Hasan abi. Kur'an bir geceye inerse o gece Kadir gecesidir. Bakın illa gece olması, bildiğimiz karanlık olmasına gerek yok. Şimdi de aynı şekilde. Sana bir Kur'an'la alakalı demin Hasan abi Zilzal suresini değil mi? Noktayı nazarları veriyordu. Onunla alakalı bir mesele gelince bakın işte abi Kur'an'ın muzeli burada oluyor. Bu çok ehemmiyetli abi. Veremiyoruz ya. Yani. Nasıl yani mucize ne oldu da mucize oldu? Aciz, zayıf, fakir bir adam 18 bin alemin padişahına muhatap oldu. İşte sistemin hepsi niçin yaratılmış? Bakın mahiyet Allah'a bakıyor. Tenezzül et abi. Cenab-ı Hak tenezzül etmiş. İnsanın kendisine muhatap olmasını istemiş yani. 3 aydaki o başlayan Recep ayı ile o süreç, serüven, o mübarek gün ve geceler hepsi neyi netice vermesi lazım? Muhatabiyeti abi. Muhatabiyet netice verince evet o zaman 3 aylar güzel geçti. Üç ayların bir günü veya Ramazan diyelim. Terazinin bir kefesine koy. Hayır ve hasenat noktasında evet senin diğer dokuz ayını tartıyor abi. Ve şuraya geliyorum ben. Bu pek çok uhrevi faydaları kazandıran bakın burada üç tane söylüyor. Buna bir cihetten mahiyette diyebiliriz. Bir cihetten e, tamam burada el hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşer. Üç ayda seksen sene bir ömrü ehli imana temin eden bunu söyledik. Bunu önce söyledim. Şimdi şu ikisi. Bir kutsi pazarı diyor. Ticaret-i uhrevinin kutsi pazarı. Kutsi cümlesi Risale-i Nur'da geçtiği yerlere baktığımız zaman Allah'a bakıyor. Bu kutsi, büyük, büyük, ağır vazife-i imaniye, değil mi? Kutsi diyor. i̇hsan ilahi tarafından omzumuza bırakıp kutsi Allah'a bakıyor. O kutsi zat diyor. 4-5 tane yerde geçiyor abi. Kutsiyetin tahrik edilmesi gerektiğini söyle mesela Sunaatta abi. Şimdi burada kutsi pazar dediği için ticaret-i uhrevi'nin kutsi pazarı evet 3 aylar. Bu pazarı kim kurmuş? Fikret abi? Allah kurmuş abi. Nasıl yani? Nasıl bakın giyim pazarı var abi, meyve pazarı var. Öyle değil mi? Mesela kitapçılar eski kitap satan bir pazar var. Sahaflar değil mi Beyazıt'ta? 23. sözdeki misal. Antika bir pazar var. Yani elinde antika bir eşya var. Antikacılar pazarına götürüyorsun veya da demirciler çarşısına götürüyorsun. Pazara göre sana fiyat veriyor. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki ben bir pazar kurdum. Bu pazarda normal vakitlerdeki gibi yapılan şeyleri almıyorum. Normalde 10 alıyorum diyor. Ama bu pazarda şu vakitte getirirsen yaparsan 100 oluyor. Şu vakitte yaparsan 100 bin oluyor değil mi? 300'den ziyade Şaban'da. Ramazan'da 1000. Ve mübarek gün gecede 30 bin. Pazarı kuran Cenab-ı Hak. Evet. Kutsi pazar ona bakıyor. 3 aylar bir pazarmış. Ticaret-i uhreviye noktası diye. Yani ticaret yapmanın, evet, ziraat yapmanın tam zamanıymış üç aylar yani. İkincisi, ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşer. Bu ne demek? Burada iki tane cümle var. Bu ikisinin üzerinde duralım. Ehli hakikat ve ibadet için. Önce ibadeti söyleyelim. Şimdi birinci kutsi pazar Allah'a bakıyor diye abi. Burada meşher diyor. Bakın cümleleri ayırdı. Bu ise insana bakıyor. Nasıl yani? Cenab-ı Hak insana maddi manevi cihazlar vermiş. İnsan o cihazları evet Cenab-ı Hakk'a takdim etmiş, sunması gerekiyor. Bununla alakalı mesela bir yer okuyorum ben hatırıma gelen hemen. 11. sözden okuyorum. Nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatatı asarını gösterdiği gibi sen dahi Esma-i İlahiye'nin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye murassatıyla bilerek süslenip o şahidi ezelinin nazarı şuhut ve işadına görülmektir. Hayatın verilme gayeleri var. Bu gayeler hususan 3 aylarda tahakkü ediyor. Bunun da en ehemmiyetlisi ehli hakikat ibadet için ibadet noktayı nazarında Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği maddi manevi cihazat var ya abi. Onu süsleyeceğiz. Cenab-ı Hakk'a o şahit nazar nazarı şuhut ve işadına göstereceğiz. Askere gittik. Üstü askerlik yapanlar bilir. Bilmeyenler de benden öğrensin diyor. Askere gittiğin zaman sana nasıl elbise veriyor, bot veriyor, palaska veriyor, kep veriyor. Takıyorsun İçtima vakitlerinde komutanının aferinini, beğenisini almak için. Şimdi Cenab-ı Hak bize elbiseler vermiş. Letaif insane murasatı, maddi manevi cihazat vermiş. Onları süsleyip ona gösterecekmişiz. İşte ehli ibadet diyor ya abi. Onun tam zamanı o göstermenin 3 aylar yani. Mesela akıl vermiş, hikmetle süslemek gerekiyor. Kalp vermiş, Muhabbetle süslemek gerekiyor. Esma ilayhinin sana verdikleri kalbi muhabbetle, işte gözünü e, haramdan muhafaza etmekle, kulağını hak sözü dinlemekle, aklını hikmetle. Cenab-ı Hakim ismiyle, Vedüt ismiyle değil mi kalbini, maddi manevi cihazları donatıp Cenab-ı takdim etmek. Şimdi ehli ibadet diyor. Buradan tutalım. Bu enfüsü manaydı. Mesela diyelim ki duha namazı, evvabin namazı. Mesela Davut orucu, Eyyam-ı biz orucu. Abi, ehli ibadet diyor ya sen abi. Bu ibadetleri yapmanın tam vaktiymiş 3 aylar yani. Bu ibadetlerden birini yaptın. Bakın diğer 9 ayda yaptıklarını terazinin bir kefesine koy. Bu ağır geliyor. Çünkü kazanç noktasında rakamları okuduk. Oradaki potansiyel insana kalmış. İnsanın istat ve kabiliyetini inkişaf ettirmesiyle alakalı yani. Ehli ibadet dedik bir de ehli hakikat için. Şimdi burada abi 2-3 tane noktayı nazarım var. Eyle hakikat için bir meşhermiş yani. Yani hakikati konuşmanın, hakikati ifade etmenin, hakikati yaşamanın Hasan abi. Tam zamanı 3 aylarmış abi. Bakın şu dersi terazinin bir kefesine koyalım. 9 aydakileri koy. Bu ders ağır geliyor abi. Bakın birinci dersdeki o sistemle alakalı noktayı nazarlar, yapılan münasebetler, söylenen sözler. Bu dersi yapmanın tam zamanıymış abi. 3 aylarda ehli hakikat için diyor. Şimdi bununla alakalı ben külliyattan hakikati konuşmanın, ifade etmenin, müzakere mütala yapmanın tam zamanı ya. Birkaç tane gördüğüm meseleyi zikrediyorum abi. Üç aylarla diğer ay aylar arasında gözükür bir farkımız olması lazım. Nereden? Şuradan okuyayım. Şimdi hakikati ifade etmenin, hakikati konuşmanın tam zamanı. Şimdi kabri kalpten hakayık çıplak çıktı mahrem olan nazar etmesin diyor namahrem olan. Şimdi bir iki tane noktayı nazar söyleyeceğim külliyattan. Abi ilk defa duyabiliriz ama yerinden okuyacağım ben. Farklı bir noktayı nazardan okuyacağım. 3-4 tane okuyacağım abi. Niçin? Ehli hakikat cümlesinin içeriğini dolduruyorum. Dördüncü şu anın baş tarafında diyor ki hususan bu risale, bu risalede birinci mertebe. Çok kıymetli bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir diyor. 6 tane mertebi i nuriye var. Birincisi çok kıymetli, çok ince ve çok derin. Şimdi soruyorum var mı o kıymetdarlığı tespit eden, inceliği, derinliği tespit eden? Bunu yapmamız gerekiyor. Bakın bir üstte gene bir cümle var. Manen ve rütbeten beşinci lema diyor. Bakın dördüncü şu an. Manen ve rütbeten beşinci lema. Önce bunu izah edeyim. Ne demek? Dördüncü şu an beşinci lemaymış. Ne demek? Bakın nazmı bilmekle. Risale'deki en zor sorular. Nazmı bilmekle çok kolay cevaplanabilir. Ne demek manen ve rütbeten beşinci lema? Dördüncü ya beşinci lemaymış. Birinci lemada ne anlatılıyor? Afaki tevhid. Nuru tevhid sırrı ehad içinde inkişaf etmiş. İkinci lemada ne anlatılıyor? Enfüsi tevhid. Biri afaki enfüsü. Üçüncü lemada ne anlatılıyor? Afakta ve enfüste tevhidi yakalayan ya baki entel baki der Hasan abi. Yoksa tam söyleyemiyor kelimeyi. Ya baki entel baki diyen dördüncü lemada minhaçı sünne sünnet yoluna giriyor. Minhaç sünnet, sünnet yoluymuş. O yola giriyor. Beşinci lemada bu dördüncü şuaymış. Yani afaki ve enfüsi ya baki entel baki diyen sünnet yoluna girerek hasbunallah ve nimel vekil diyor. Dördüncü şuanın konusu bu. Hasbunallah ve nimel vekil. Bakın şurada bu birinci mertebi Nuri Hasbiye'de şuur iman diyor ya abi. Lugata bak. Bu soruyu metni anlamadan yani hem şuur imanla 15 tane böyle ifade var. Bunu metni bilmeyen kimse lügat manasıyla kesinlikle izahat yapamaz. O yüzden kıymettarlık, incelik, derinlik var ya abi. O yüzden anlaşılmıyor. Şu hem şuuri imanla ifadesinin içeriğinin dolması gerekiyor. Peki o şuuri iman dediği ne? Bakın birinci mertebe çok kıymetler ya. Diğer beş tane mertebi hasbi nuriyeden onu ayıran özellik ne? Birinci mertebi hasbi nuriyede abi ölümün çaresi tespit edilmiş. Dil bekası, hak fenası istedi mülk itelim. Bir devasız derde düştüm. Ah ki Lokman bir haber. Lokman aleyhisselam da bir habermiş. Bunu Niyazi Mısır'ı yazmış. O da bir haber. Hadsiz ehli takip. Bulan yok. Onların arayıp bulamadı. Evet. Mesela abi. Ne ölüm? Ölümün çaresi var. O yüzden birinci mertebe Mehmet abi çok kıymetler demesi o abi. Ölümün çaresi var. Peki ölümün çaresini okuyorum şimdi. Bendeki aşkı beka, bendeki bekaya değil. Belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemal-ı mutlakın, mutlak sahibi, zat-ı Zül ve zülcemalin bir isminin, bir cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan fıtratımda o kamil mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbeti fıtriye, Gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, aynenin bekasına aşık olmuştu. Hasbunallah ve nimel vekil geldi, perdeyi kaldırdı. Şimdi Allah bize beka vermiş, ebedi yaşamak vermiş. Evet, bunu niçin vermiş? Kamil mutlakın varlığı için, kemali için, bekasına müteveccih için vermiş. Bu üçü için vermiş. İnsan ise gafletinden dolayı yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, Aynenin bekasını aşık ol. Buradaki ayine dediği bu ceset. Aynenin beka yani Allah bekayı bize üç şey için vermiş. Baki bir zatı bulalım. Kemalde bir zatı bulalım. Onun varlığını anlayalım. Böyle beka sahibi bir zat var. Onun için vermiş. Onu Hasan abi cesede çevirmişiz. Ceset fenaya gidiyor abi. Onun bakiliğini mi Evet. Onun yani bakiliğini bulmak için verilmişken bizdeki o Muhabbeti fıtriye, bekayı sevmek arzusu, aşkı beka. Biz onu yanlışlıkla cesede çevirmişiz. Dil bekası, hak fenası istedi mülküde. Şimdi dil Farsça gönül demek yani. Gönülde beka istiyorum ama hak benim fena olmamı istiyor. Cesedin harabiyetini iktiza ediyor yani. Cesede vermeyin. Ceset fena, kırılıp dağılacak yani. O aynanın bekasına aşık olmuştu. Bakın bunu müşahhaslandırıp ayna dediği için abi. Şimdi benim elimde bir ayna var. Şöyle güneşe çevirdim. Bu ayna mükemmel şekilde gösteriyor güneşi. Ben bu aynayı seviyorum. Bir taş attım kırdım bunu. Aa benim çok sevdiğim güneşim gitti. Başlıyorum ağlamaya ben. Halbuki güneşe bir şey olmadı ki. Öyle değil mi? Hiçbir şey olmadı. Ayna kırıldı yani. Şimdi aynen öyle. Bakın bu ceset, ayna bu cesetmiş yani. Bu cesette gözüken şemsi ezelinin efsaf-ı ilahi. Onlar gözüküyor. Bir kriz geldi, musibet geldi, deprem geldi değil mi? İşte... Bomba patladı, ceset dağıldı. Güneş çıktı, abi. Güneş çıktı abi. Evet. Aynaya bir şey, aynaya istediği kadar dağılsın, kırılsın, bozulsun. Evet. Hasbunallah ve nimel vekil. Bunu göster. Yani sen Allah bana yeter demedikçe, evet, onu vekil edinmedikçe abi o şuur imanla ölümün çaresini bulamıyorsun. Birinci mertebenin çok kıymetler, ince ve derin olması, ölümün çaresi var, nasıl var? İfadeleri böyle abi dikkatli bir okumakla var. Kıymetler demesi onun için abi. Şimdi gene ehl hakikat dersin içinden gidiyorum. acayip bir şey biliyor musun? Evet. Abi? Sıradan bir şey değil ha. Yani böyle bir şey geliyor ha. Biz alıştık ya Nur Talebe'nin. Ölümün çaresi var. İnsanlığın en büyük meselesi bu. Ölümün çaresi var sıradan geliyor ya. Acayip bir şey. Şu anda. Evet, şu an ölümün Çözülmüş olmaması Evet. Ama acayip bir şey yani. O ayna dedi ve tesadüf mü var? Aha bak, bak gitti. <laughs> Tuhaf ya. He? O nasıl onaylayacak o ona başka ki? Deme 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 Tevafuk bir lisandır diyor ya. Cenab-ı Hak sizinle konuşur diyor. Hiç güneş yokken? Hiç yoktu ki sabah da benim. Şems burada değil. Abi bendeki beka aşkı şimdi benim değil mi? Bana değil mi? Evet üç şey için verilmiş. Benim Kemaline. Benim De, evet. Sen onu cesede veriyorsun. İnsanlar cesedin bekasını aramışlar. Kimse bulamamış onu. Onu bulan yok yani. Hatta bir rivayete göre Lokman e Lokman kim bulmuş abi köprüden geçerken kağıtta yazılmış. Kağıdı düşürmüş. <laughs> Be bela nedir biliyor musun? Ee, muhali talep etmek muhali talep etmek kendine Kötülük yapmaktır. Şimdi faniye beka veriyoruz. Bekasını arıyoruz bedenin. Belasını da çekiyoruz. Oysa evet. bu aynaydı. Biraz önce gösterdiğim misal gibi. Ayna kırıldı. Evet, güneşe hiçbir şey olmadı ki. Diyor ki bak ben bunu anladım. Benim mahiyetim daha ölmez solmaz. Ben bunu anladım diyor yani. Yani sen ölmüyorsun. Ölüm denen bir şey... Zaten Risale'de iki tabi var. Ölüm var, meft var. Ölüm dediği şey cesede ait. Cesed, ölüm cesede, meft ise ruha ait. Tebdili mekan, tahvili vücut, ruh ediyor. Evet. Yani ölüm denilen şey abi, insan ölmüyor yani insan. Cesedin harabiyetine ölüm denmiş yani. Buraya nereden geldik? Şuradan geldik. Hani üç aylar neydi? Üç tane vardı. Bir, ticaret-i kutsi bir pazarı. İki, ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşer. Yani bu meseleleri konuşmanın, ifade etmenin, yaşamanın tam zamanı abi. Şu soruya cevap verelim. Şunu da söyleyelim. Üç aylar hangi esmaya bakıyor abi? Üç aylar. Külliyattan geçen yerleri topladım. Ve az önce bir hadis okudum. Allah'ım Recep ve Şaban'ı mübarek kıl Ramazan'a ulaşır. Hangi esma abi? Allah esması abi. Rabbiyim demiyor. Evet Allah Allah'ım diyor. Allah'ım mı? Evet. Dersimizin konusu Üç ayların mahiyet, suret, hakikat ve kanuniyetiydi. Sureti ziraat ve ticaret yapıp hayır hasenat kazanmak. Kanuniyeti neydi? Maddi manevi cihazları malikaki sahibine yönlendirmek. Hakikati neydi? Muhatabiyet. Kur'an'ın nuzulü gerçekleşmesi. Mahiyet noktasında da Mehmet abi tenezzülat. Allah ne hani demin dedik ya abi niye Allah üç ayları yapmış? Yapmasaydı o zaman o azamiyet derecede o muhatabiyet olmazdı abi. Yani niye yapmış 3 ayları? Zaten günler var. Niye hususan bu, bu tenezzülat olmuş yani abi? Herkes için özel günler var yani. Bir doğum gününü kutluyor. Onun için özel. Veya bir gün çok anlam ifade ediyor onun için. Allah-u Teala da böyle bir şey yapmış. Evet, Olamaz. Mı? Ömrü kısa ya abi. Kısa olduğu için bu gecelerde hani eski ümmet gibi uzun ömür veriliyor yani. Adem evet. Burada. Bakın buradaki abi çok öyle, rakamlara takılmayalım. Hani dedi yüzden 100'den geçer, 300'den, 30 binden geçer diyor ya. 4 tane mesleğimizin içinde de bu potansiyelin olduğunu söylüyor. Ve külliyata bak not almışım ben buraya. Şuuru selase geçen yerlerde mesela dua nasıl olmalı diye bir yer var ya abi. 23. mektupta nasıl dua edelim? Müminin mümine karşı nasıl dua etmesi lazım? Orada cümlenin bir tanesi hem şuuru selase de diyor. Yani dua etmenin tam vaktiymiş abi bu çaylar. Sonra baş kastomun arkasında hatırlarsanız Buharat-ı Muzahrebe ile alakalı bir metin var. Yani üç aylara girdiğin zaman ve çıktığın zaman o arada buharat-ı muzahrefe oluyormuş. Hava değişiyormuş. O zaman temiz hava almanın abi tam zamanı üç aylarmış Hasan abi. Üç aylarda sen güzel hava aldın, temiz hava aldın veya almadın. Diğer ayda alırsın alamazsın abi. Aldın aldın o temiz havayı. Bak böyle top yaklaşık 20 tane üç ayların şeyine. Bir, Dua etmenin tam vakti. 2. Ziraat ve ticaret yapın tam vakti. 3. Hakikati elde etmenin konuşmanın tam vakti. Evet. Yani her şeyin abi tam vaktiymiş yani. Hatır ne, ne, geliyorsa. Müzakere etmenin, mütalep, ders yapmanın tam zamanı üç aylarmış. Suret dedik. Kanuniyet dedik. Hakikat dedik. Muhatabiyet. Senin Kur'an'ın sana nuzul etmesi. Üç aydaki serüvenin anı şey abi. Senin Kur'an'ın sana nuzul etti. O zaman üç aylar bereketli geçti. Mahiyeti ilahiyet noktasında tenezzülat. Cenab-ı Hak tenezzül ediyor abi. E var mı abi sormak istediğiniz bir şey? Evet Allah ismi. Evet Allah ismi. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim. Ve ahiri davahum enil hamda Rabbil el-Fatiha.